BBN Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nurkama. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi, finans ve gündeme dair tüm haberleri sizlere aktarmak için BBN Ekonomi ile karşınızdayım. Tarihler 14 Temmuz 2023 Cuma'yı gösteriyor. Gündeme ilişkin tüm gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün programımıza İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan'a ve aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal katılacaklar. Konuklarımızla ekonomik gelişmeleri, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomiden önemli başlıklarla haber turumuz var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Haziran'da yıllık %57,93 arttı. Aylık bazda ise %4,04 artış gösterdi. Böylece tarım üfede baz etkisi sona erdi ve 4 ay sonra yıllık bazda yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %33,21 ile en yüksek seviyesine çıktı. Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise %43,82'ye yükseldi. Cari yıl sonu dolar TL beklentisi 28,46 TL oldu. 2023 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisi %3,7 olurken 2024 yılı büyüme beklentisi %4,3 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,4 azaldı. Konut satışlarında İstanbul %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u %8,8 payla, Ankara %5,4 payla Antalya izledi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %66,8 azalış gösterdi. Yabancılara yapılan konut satışları da aynı dönemde %69,6 azaldı. TÜİK ücretli çalışan istatistikleri Mayıs 2023 verilerini yayımladı. Sektörler toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttı. Sektörler bazında ücretli çalışan sayısı sanayide %1,4, inşaatta %13 ve ticaret hizmet sektöründe %4 arttı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla geçen yıla göre 2,5 milyar dolar azalarak 155,4 milyar dolar oldu. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe açılış rekoruyla başladı. Açılışın ardından yükselmeye devam eden endeks 6.436 puanla yeni zirveyi gördü. Dolar TL 26.19 seviyesinde seyretti. Altında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yükseliş görüldü. Ons altın 1.961 dolar seviyesinden fiyatlandı. Gram altın ise 1.651 TL seviyelerinden alıcı buldu. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen düşük enflasyon verileri sonrası yükselişini korudu. Brent petrol 81,22 dolar seviyesinden fiyatlandı. Evet değerli izleyiciler, gündeme ilişkin önemli başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Tuğçe Nur Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatma Hanım. Merhaba. Evet, gerçekten de haftanın son işlem günü Cuma günü. İlk kez sanırım sizinle Cuma günü yayın yapıyoruz. Bugün aslında hem hareketli birçok verilerin açıklandığı bugün hem de biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında açıklamaları çok fazla ön plana çıkıyor bu hafta için. NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de hem diplomasisiyle hem de liderliğiyle hem de aslında masaya koyduğu gündem maddeleriyle çok konuşuldu. Basın toplantısında yaptığı uçakta, dönüş uçağında yani basın mensuplarıyla yaptığı açıklamalarda da ekonomi ilişkin önemli mesajları var. Burada aslında yeni dönemde işin ehliyle çalıştığını, kadroların gerçekten de işinde uzman olduğunu vurguladığını görüyoruz ve enflasyonun tek haneye indirileceğine olan inancını tekrar vurguladığını görüyoruz ve bir aylık dönemde Merkez Bankası'nın net rezervlerinde 14,2 milyar dolarlık iyileşme olduğunu aslında işaret ediliyor. Bu bir aylık süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni dönemdeki ekonomi kadrosu sizce nasıl bir performans izledi? Özellikle Körfez ülkelerinin yapacağı bir ziyaret var önümüzdeki hafta. Buradan
buradaki liderlerin aslında Türkiye'ye ciddi miktarda yatırım yapma isteklerinin olduğunu vurguluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan gelecek yatırımlar acaba ekonomiyi nasıl etkileyecek? Gerçekten de doğrudan yatırım mı? Ekonomimizi kalkındıracak türden mi? Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Fatma Nur Hanım, evet, bu sizinle Cuma günü yapmış olduğumuz ilk yayın. Tabii bugün yayın yapıyoruz. Aynı zamanda bizim okulumuz için de çok önemli bir gün bugün. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Tabii, buyurun. Mezuniyet törenimiz var bugün. Ah, hayırlı İnşallah olsun. 2023 yılı mezunlarımızı bugün uğurlayacağız. Onların töreni olacak. Okulumuzun birincisi de bizim bölümümüz öğrencisi. Uygur Türk'ü bir öğrencimiz oldu. Çok güzel. Buradan onu da duyurmuş, kutlamış olayım tekrardan. Birazdan sizinle yayınımız bittikten sonra ben de o törene katılacağım inşallah. Hayırlı uğurlu olsun Tuğçe'nin hocam. Biz de buradan birinci olan öğrencinizin başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten de çok büyük bir gurur kaynağı. Buyurun efendim. Evet, gerçekten çok teşekkürler. Dediğiniz gibi bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Özellikle uluslararası alanda dünyanın Türkiye'yi konuştuğu bir haftayı geride bıraktık. Yani haftanın son işlem gününde aslında yayın yapmamız da çok güzel oldu. Ben bu anlamda konuşmak istediğim çok şey var. Çünkü Türkiye gerçekten liderlik anlamında da sonuçta Cumhurbaşkanımız bugün dünya liderleri arasında siyasette en çok seçim görmüş, seçim geçirmiş en tecrübeli lider olarak bu zirvelerde de farkını gösterdi. Ve kendisinin de vaat ettiği üzere 2023 yılı itibariyle, yani Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında dünyaya entegrasyonuyla alakalı vaatleri vardı Cumhurbaşkanımızın ve bunların bir gerçekleştiğini görüyoruz. Burada en önemli çıkışın aslında Avrupa Birliği tarafında olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin ülkemize uygulamış olduğu eşit olmayan yaklaşımlarla bizi kendisinden bir miktar soğutmuştu. Ancak Cumhurbaşkanımızın burada Türkiye'nin çıkarına olan talepleriyle birlikte tekrar gündemimize gelmiş oldu ve dünya basınında da oldukça önemli yer verildi. Şimdi bu Avrupa Birliği ile olan bu süreç çok önemli çünkü bizim şu an için Gümrük Birliği tarafında, biliyorsunuz 95 yılından beri Avrupa Birliği ile bir Gümrük Birliği sürecimiz devam ediyor. Tam bu da sizin ihtisas alanınızda yalnız... aslında değil mi Tuğçe Hanım hocam? Tam sizin bölümü, tam sizin aslında uzmanlık alanınıza giriyor. Evet. Evet, evet, aynen öyle. O yüzden direkt önce oradan girip sonra diğer taraflara geçmek istedim. Tam olarak bizim derslerimizde konu aldığımız, işlediğimiz, çalıştığımız ve aslında makalelerimizde yazdığımız bir kısım. Yani Avrupa Birliği'nin güncellenmesi gerekliliği artık bugünün Türkiye'sindeki ihtiyaçlara cevap vermediği ve evet, o dönemde Türkiye'nin dış ticaretin gelişmesi için gerçekten hani zaman koşullarını değerlendirmek lazım. Ama neredeyse 30 yıl olacak ve bu süreç içerisinde güncellenmesi gereken birçok alan oluştu. Çünkü Türkiye ekonomisi de çok büyüdü, çok gelişti. Türkiye'nin dış ticaret sanayisi de tabii ki bunda Avrupa Birliği'nin de önemli etkisi oldu. Özellikle Türk müteşebbisinin, yani Türk tüccarının tabii ki 1980 24 Ocak kararlarıyla Türkiye'nin dış ticareti gelişmeye başladı, hızlanmaya başladı, rakamsal olarak artmaya başladı. Ama Avrupa Birliği'nin bu alanda gerçekten çok büyük olumlu etkisi oldu. Türkiye'nin dış ticaretinin artmasında ve Türk müteşebbisinin, Türk tüccarının, Türk uluslararası ticaret yapan, ihracat yapan kitlesinin gelişiminde, kalitesinin artmasında çok büyük etkisi oldu. Çok pardon, alerjim olduğu için genzim tıkanıyor. Geçmiş olsun, hiç sorun değil. Sağ olun. Klimalar malum. Evet. Bu sıcaklarda başka seçeneğimiz yok ama bir taraftan da klima tozuna alerjim olunca böyle şey oluyor. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi bu 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir gereği şu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sanayi ürünlerine gümrük uygulanmıyor. Yani sanki Türkiye'nin herhangi bir iline satıyormuşçasına ürünlerimizi satabiliyoruz. Bu sadece sanayi ürünleri için geçerli. Ama işlenmemiş tarım ürünleri için bu geçerli değil. Şimdi Türkiye'nin burada tarım ürünleri kısmında da bir talebi var. Yani bu gümrük birliği kapsamına tarım ürünlerinin de dahil olmasını istiyoruz. Ama tabii tarım ürünlerinde burada işlenmiş olanlar dahil. Yani mesela konserve ürünler, balık gibi, konserve balık gibi ürünler veya konserve meyve gibi. Ben hatırlıyorum çocukluğumda bir dönem Yemlik'te yaşamıştık. Orada da biliyorsunuz yaş sebze meyve oldukça fazla var ve
bir anda o dönemde, tam da o yıllardan bahsediyorum. Çocuk evet. Şimdi okuduğum bilim dalıyla geçmiş anılarımı birleştirdiğim zaman bir anda konserve fabrikalarının açıldığını ve işte biz ananası hiç yememişken ananas konservesi yediğimizi hatırlıyorum mesela. Çünkü Gemlik'te bunun fabrikası açılmıştı. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne ihracat yapılıyormuş. Ben bunu mesela sonra okuduğum zaman, aa evet bu dönemde ben bunları karşılaşmıştım demiştim. Yani bakın bunların hepsi o dönemde Türkiye'nin sanayi üretimine çok büyük katkısı olan kısımlar. Yani her anlamda. Şimdi Türkiye'nin tarımsal olarak, yani Gümrük Birliği'ne tarım ürünlerinin de dahil olacak olması, Türkiye'nin bu alanda da kalitesini ve işlevselliğini ve üretimini artıracağını vaat eden bir durum. Mesela nasıl biz bugün Hollanda peynirini markasıyla işte veya Fransız peynirlerini işte marka değerleriyle biliyoruz ve tanıyorsak, Türk peynirlerinin de aslında bu anlamda çok büyük katkısı olabilecek bir sürece girilebilir gibi. Yani örnek peynir üzerinden gidersek, bizim de çok kaliteli peynirlerimiz var. Hem Balıkesir yöresinde hem Kars'ta. Biliyorsunuz Türk gravyeri diye artık bir şey oturmuş durumda, Kars gravyeri olarak. Bütün bunların aslında Avrupa Birliği'ne gümrüksüz bir şekilde girecek olması, özellikle bizim yöresel tescilli ürünlerimizin bu anlamda Türk dış ticaretine yeni markalar üretmede ve rakamsal olarak, yani çiftçimizin de hak ettiği geliri elde etmesinde büyük katkısı olacak. Ben buna inanıyorum. Yaş meyve sebzede biz Avrupa'ya, İngiltere'ye ihracat yapıyoruz ama gümrük dahilinde. Şimdi burada vergilerin azalması bu tarafta bir kere rakamları artıracak. Şimdi bir de bir başka dezavantaj durum var Gümrük Birliği'nde, ondan bahsedeyim. O da şimdi Avrupa Birliği bir üçüncü ülkeyle, yani Avrupa Birliği dışındaki bir üçüncü ülkeyle, mesela Cezayir'le, bununla birebir yaşadık. Cezayir'le bir anlaşma imzalıyor, Gümrük Birliği anlaşması imzalıyor veya STA, yani serbest ticaret anlaşması imzalıyor. Ve bu çerçevede belli ürünleri, kotaları indiriyorlar, gümrükleri indiriyorlar. Avrupa Birliği bu anlaşmayı Cezayir'le imzaladığı için biz de otomatik olarak Cezayir'i barajların, yani o bariyerlerimizi indirmiş oluyoruz. O ürünlerle alakalı. Ama aynı indirimi onlar bize sağlamıyor. Yani Avrupa Birliği bu anlaşmayı imzalayarak sağlamış olduğu avantajı biz hem kazanmıyoruz hem de üçüncü bir ülkeye hiç yoktan taviz vermek zorunda kalıyoruz. Adaletsizlik bizim... var. Evet. Evet. Çok büyük bir adaletsizlik bu. Buna mutlaka çözülmesi lazım. Biz bunları her zaman hani şey yapıyorlar. Ya siz hocalar bunları yazıyorsunuz, hiçbir şey yok, üretiyorsunuz ama okunmuyor ki gibi böyle biz eleştiriler alıyoruz. İşte bilim üretiyorsunuz ama bakın okunuyormuş ki, bizim bu eleştirilerimiz yerlerine ulaşmış ki hakikaten tabii ki Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yardımcıları, danışmanları doğru şekilde bu bilgileri iletmişler ki bugün zamanı geldiğinde, zaten Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Zamanı geldiğinde o hani yapması gerekeni yapıyor ve bugün Gümrük Birliği ile alakalı. Çünkü bugün bir gücümüz var, nedir? İsveç'in NATO'ya üyeliği. Evet, şimdi almadan vermek olmuyor. İşte böyle, tamam bunu burada bize güncellemelerimizi yapın, bizi rahatlatın, bizim ticaretimizi kolaylaştırın. Buradaki adaletsizliklere gidelim. Çünkü bunlar yıllardır söylenen ama düzeltilemeyen şeylerdi. Yani hani buna da şükredin tarzı bir yaklaşım vardı Avrupa Birliği tarafından. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin ne kadar kritik, önemli bir ülke olduğunu, bakın sadece NATO tarafında değil, tahıl anlaşmasında da. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan belki bu konuya müdahil olmasa tahıl koridoru anlaşması bitecek. Bak, çok önemli bir nokta. Gıda tedarik zincirindeki bozulmadan bahsediyoruz. Oradaki gidişatın kesilmesi, Avrupa'ya akacak buğdayın buğdayın ve tahılın sıkıntıya girmesine sebep olacak. İşte bu noktada gördüğümüz gibi Türkiye'nin önemini Avrupa'nın ve Amerika'nın bir kere daha anladığını görüyoruz. Şey de çok hoşuma gitti bu arada. Biden'ın Twitter'da hazırlamış olduğu bir teşekkür videosu vardı. Ne kadar onur verici, ne kadar güzel bir videoydu. Çok hoştu. Bütün bunları yaptırtabilmek, bakın daha şurada seçimden önce yani 2023 yılı içerisinde Biden'ın çok ciddi Erdoğan'a karşı açıklamaları vardı. Evet. Bütün bunlar, işte bunu her zaman söylüyoruz. Uluslararası ilişkilerde daimi dostluk veya düşmanlık yok. Daimi çıkarlar var. Bugün çıkarlar ama Türkiye konumunu ve gücünü ve işte bu istikrarını öyle bir kullanıyor ki bugün pazarlık masasına oturduğunda güçlü tarafta yer alıyor. Ve İsveç Başbakanı'nın
Sayın Erdoğan'ın elini sıkmak için nasıl dolaştığını Caps'ler, bu video, kısa videolarda gördünüz. Yani ne kadar komik anlar yaşanmış. Hakikaten peşinde dolaşmış. Gerçekten yani de burada, öyle. Tuğçe'nin hocam şöyle bir anekdot da eklemek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ikili görüşmesine başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı giriş yaparken. Biz de hani seçim süreci bitti. Tabii zaferinin verdiği bir rahatlıkla. Şimdi dedi sizde seçim süreci başlıyor. Onu yürüttüğünüzü biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Joe Biden da seçimlere gidecek. O durumu hatırlattı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime gidilecek olması da onların da bu anlamda aslında hareket alanında daraldığı bir dönem olması da kesinlikle dikkat çekiyor aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Yani burada tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerle alakalı tecrübesi çok yüksek. Evet. Biden'dan çok daha fazla seçime katıldı ve kazandı bu seçimleri. Şimdi tabii bu tecrübesini ve bu özgüvenini bütün NATO zirvesi boyunca görüyoruz. Yani oturduğu, İşte Biden'la karşılıklı oturduğu o bacak bacak üstüne atışı bile, duruşu bile, kollarını koyuşu bile, bakın bunlar hepsi okumalarda, yani vücut dilin, beden dilinin okumalarında, evet yani biz artık hani gayet kendimizden eminiz, güvendeyiz ve siz düşünün evet yansımasını verdi vücut diliyle. Ve bunun karşılığında da göreceksiniz bundan sonraki adımlarda çok daha olumlu gelişmeler gelecek. Burada Mustafa Varank'ın açıklaması çok önemli. Kendisi Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada şöyle söyledi: ben hayır oyu vereceğim dedi. Hı hı. İşte İsveç eğer bu şekilde devam ederse, terörle olan mücadelede destek olmazsa, ben meclisin bir üyesi olarak buna hayır oyu vereceğim dedi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yapmıştı. Tamam, burada ben destekliyorum. Ne kadar, bakın yani bir satranç oyuncusu sanki. Kesinlikle. Siyaseti öyle bir kullanıyor ki ben diyor, tamam onay verdim ama benle bitmiyor ki. Sizin evet. Nasıl onay veriyorsunuz ama temsilciler meclisinizden geçmiyorsa aynı şey bizim için de geçer diyor. Ben onay vermemle bu iş olacak diye bir şey yok. Benim meclisimden de geçmesi gerekiyor. Yani aslında burada onlar da biliyor ki Sayın Erdoğan meclis üzerinde bir hakim gücü var ve sonuçta partide bir bağlılık var ve ortak karar almakta başarılı bir tecrübesi ve süreci var. Ancak şunu söylemek istiyor aslında: bizim onay vermemizde bu iş bitmedi. Önce bir yapacaklarınızı görelim bu süreçte. Zaten bizim meclisimiz kapanıyor. Önümüzde 2 ay var. Size 2 ay süre veriyorum. Bu süreç içerisinde kendinizi kanıtlayın. Bize de istediklerimizi verin. Ne? Çok kibar ve diplomasi diliyle muhteşem bir şekilde göğüslerimizi kabartarak anlattı. Ve gerçekten bütün hafta bütün bu gelişmeleri, bütün dünyanın Türkiye'yi konuşmasını keyifle izledik. Tabii burada şeyden bahsetmişiz, G20 zirvesinden. Yine Türkiye'nin uluslararası sistem içerisindeki, bakın, öneminden görüyoruz. Hı hı. Ve Sayın Bakanımız oraya katılacaklar. Hafize Gaye Hanım'la beraber burada sistemin doğru bir şekilde ne kadar işlediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız nasıl uçakta yapmış olduğu açıklama da şu: evet, uygulama tarafında işi uzmanlarına bıraktık. Onlar burada enflasyonla mücadelede devam edecekler. Ama bir taraftan biz de uluslararası arenada yaptıklarımızla, söylemlerimizle kendilerine destek olacağız da demiş bulunuyorlar. Yani gayet uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde bir kere daha bunu vurgulaması, biliyorsunuz birkaç hafta önceki açıklamalarında yine bunu vurgulamıştı. Sürekli bu vurguyu yapması çok önemli. Kendilerine olan güveni tekrar dillendirmesi. Çünkü toplum nezdinde, piyasalar nezdinde Erdoğan'ın ağzından çıkan sözler fiyatlanıyor ve önem arz ediyor. Bunu tekrar söylemesi de yine önemli. Bu tabii ki enflasyonla mücadeleyi her yayınımızda söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim: bu 100 metre koşusu değil. Bu maraton koşusu. Enflasyonla mücadele bir günde olacak bir şey değil. Bakın burada Amerika çok daha düşük enflasyon rakamları için aylardır mücadele ediyor. Ve bizim önümüzde bir seçim daha var. O zamana kadar biraz daha rölantide belki devam edecek ama ardından ancak esasen enflasyonla mücadelede daha büyük adımların atılacağını göreceğiz. O zamana kadar biraz daha idare etmemiz lazım ama her şey yolunda. Bakın borsa ne kadar iyi durumda, siz zaten anons ettiniz. Bir taraftan CDS'ler var. Sayın Bakanımızın evet, bununla alakalı açıklamaları vardı. Hı hı. Onunla ilgili ayrı bir konuşur muyuz yoksa konuşayım mı? Evet, ayrıca konuşuruz. Ayrıca konuşuruz Tuğçe Hanım hocam. Hı hı.
Gerçekten o kadar güzel Allah bir şekilde özetlediniz ki. Yani genel değerlendirmeyi burada bırakmış olayım ikinci şeyden de. Yok, gayet güzeldi. Hiç aslında bölmek istemedim. Çünkü bütün aslında gündemi politika ile beraber, ekonomi ile beraber değerlendirdiniz. Zaten politikanın içinde olmadığı bir konu yok. Yani ekonomi de aslında doğrudan etkiliyor. Ama tüm bu unsurlar gerçekten de çok önemli olacak. Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi bizim dış ticaret açımızı kapatmamız açısından çok önemli. Yıllardır aslında bu süreçte bir hareketlilik sağlanması için Türkiye birçok çaba sarf etti. Fakat bir türlü gelişme sağlanamamıştı. Şu anda NATO üyelik süreci İsveç'in yürütülen bir nevi buna vesile oldu. Fakat önümüzdeki dönemlerde göreceğiz ne kadar somut adımlar atılacak, neler uygulanacak. Türkiye de aslında buna göre hareket edecektir. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı, sizin de söylediğiniz gibi ben İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini evet onaylıyorum ama bundan sonra karar, nihai karar meclisten çıkacak, aslında karar etkili olacak. Bu süreci de hep birlikte takip edeceğiz aslında. Bugün açıklanan veriler vardı, biliyorsunuz ki birazcık onlara girmek istiyorum. Hazır biraz tarıma da değinmişken, konu oradan başlamışken, tarım üretici endekslerinin açıklandığı bir gündü. Tarım üretici endekslerinin yükseliş göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Haziran'da yıllık olarak %57,93 olarak artış göstermiş. Baz etkisi sona ererek aslında 7 ay sonra tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz tarım üretici fiyat endeksinin. Bu olumlu bir işaret değil, siz de benden çok daha iyi bilirsiniz. Tarım konusunda üreticilerin acaba durumlarını, koşullarını daha elverişli hale getirmek için neler yapılabilir? Bu endeksler nasıl düşürülebilir? Önümüzdeki dönemde tarıma ilişkin ne gibi politikalar yürütülmeli yeni dönemde? Şimdi Fatma Nur Hanım, bu tarım enflasyonu konusu, tabii ki her şeyde enflasyon var. Tarımda olmaması mümkün değil. Çiftçimiz de ürettiğinin hakkını kazanmalı ki üretmeye devam etsin. Sonuçta Türkiye'nin genel enflasyonundan tarım üreticisi de bu ülkede yaşayan bir fert olarak muhatap olmak durumunda. Bu nedenle enflasyonun genel olarak öncelikle düşüşü gerekli ki tarım ürünlerine de biz aynı düşüşü görebilelim. Ama ben özellikle, tabii burada tarım ve hayvancılığı da birlikte alırsak, İşte süt fiyatlarının veya tarım ürünlerinin fiyatlarının düşük olmasından ziyade devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, tüketici tarım ürünlerine uygun fiyatta ulaşabilmeli ama bunu devlet sübvanse etmeli. Yani sübvanse etmek ne demek? Şunu söylemeli devlet, söyleyebilmeli ya da bununla alakalı uzun dönemli politikalar üretilmesi için. Çünkü tarım, yani gıda, aslında tarım sonuçta bizim için gıda, arz güvenliği dediğimiz bir kavram var artık ve bunu biz pandemi sürecinde çok önemli ve detaylı bir şekilde tatbik ettik ki öyle bir krizde kimse kimseye ürün satmadı, herkes kendine yetmeye çalıştı. O anda gıda ürünleri, sağlık ürünleri silahtan daha değerli hale geldi bir anda. Bu nedenle bizim tedbirlerimizi uzun vadeli alarak tarım üreticimizi muhakkak ki doğru gelir seviyesine tutmamız lazım. Yani tarım üreticiliği aynı Avrupa'daki gibi, bence bu noktada gerçekten Avrupa Birliği'nin tarım politikaları örnek alınabilecek düzeyde. Ben çünkü kendim Erasmus öğrencisiyken orada aldığım tarım derslerinde inceliyordum. İnanın, Finlandiya'nın süt fiyatlarını bile Hollanda'daki bir öğrenci konuşup bunu tartışıyordu. Bu derece önem verilen bir konuydu. Uluslararası ilişkiler sınıflarında bunlar konuşuluyordu. Tarım, Avrupa Birliği tarım politikaları diye bir dersleri vardı. Bu çünkü çok kritik, önemli bir konu. Biz biraz bu konuda geç yani o kadar çok gündemimiz var ki, yani şimdi bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde tabii ki çok da şey yapamıyorum. Ülkemizin gündemi o kadar dinamik, o kadar yoğun, o kadar çok konuşacak konumuz var ki odaklanamadığımız yerlerden biriydi ama şimdi artık bu konuda çok ciddi adımlar atıldığını da görüyoruz. Burada tarım üreticisinin, özellikle genç neslin, yeni neslin tarımda üretici olmaya heveslenebilmesi için muhakkak ki sübvansiyon sisteminin kurulması lazım. Yani devlet şunu söylemeli: sen çiftçim, sen bunu üret, ne olursa olsun, satamasan da ben alacağım. Yani bunu deposunda çürütmek bağısına üreticisini mağdur etmeyecek şekilde, onun para kazanmasını garantileyecek şekilde ürününü
üretmesini, sürdürülebilirliği sağlaması lazım. Şimdi buradan Avrupa Birliği'ne bağlarsak, az evvel söylemiş olduğum gümrük birliği konusuna bağlarsak aslında, böyle bir gümrük birliğinde tarım ürünlerinin de geçerli olmasıyla bizim Türkiye'de yani açılacak pazarımızın genişlemesiyle birlikte bir anda tarımsal üretime bir yoğunlaşmanın olacağını göreceğiz. Yani biz burada sadece para kazanmak değil, bir taraftan da tarım üretiminde hem kaliteyi hem de rakamsal artışı görebileceğimiz bir sürece geçebiliriz. Ama Avrupa Birliği bunu verir mi? Emin değilim. Belki kolaylıklar sağlanabilir ama tam olarak gümrük birliğinin içine ben dahil edeceklerini pek zannetmiyorum. Hı hı. Çünkü onlar da bu konuyu bir hayat memat meselesi olarak görüyorlar bizden önce. Yani gıda arz güvenliği onlar için çok önemli. Ve bunu zaten yıllardır çalışıyorlar. Yani yıllardır tarımda sürdürülebilirliği nasıl devam ettireceklerini, çiftçinin üretmeyi nasıl devam ettirebileceğini konuşuyorlar. Şimdi Türkiye tarıma çok elverişli bir ülke. Özellikle belli coğrafyalarımız, belli şehirlerimiz. Yani Avrupa Birliği'nin bütün neredeyse ihtiyacını karşılayabilecek tarım üretimini biz zaten bu ülkede yapabiliriz. Onlar da bunu bildikleri için zaten 95 yılında Gümrük Birliği'ne tarım ürünlerini dahil etmediler. Ama bugün geldiğimiz noktada belki bununla alakalı bir değişiklik, kolaylık yapabilirler. Ve her yapılacak Türkiye lehine adımın Türk tarımına çok büyük artısı olacağını da söylememiz lazım. Ben bu konuda Cumhurbaşkanımızın atmış olduğu adımları destekliyorum. Gümrük Birliği ile alakalı, Avrupa Birliği ile alakalı. Burada bazı yorumcular işte bakış açısı değişikliği vesaire dediler. Hayır, burada Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili bir konu var. Biz bugün Gümrük Birliği'nden vazgeçemeyiz. Çünkü Avrupa Birliği bizim için çok önemli bir pazar, çok büyük bir pazar. Bakın bugün Avrupa Birliği'nde biz hafif bir resesyondan bahsediyoruz ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını anında etkiliyor. Hemen kendimize yeni pazarlar arıyoruz. Yüzümüzü işte körfeze diktik, oralara gidiyoruz. Mecburuz çünkü üretimimizi artırmışız Avrupa Birliği aldığı için. Avrupa Birliği resesyona girip alımını azalttığı anda biz bu malı satacak yeni pazar bulmamız gerekiyor. İşte bu noktada Avrupa bizim için vazgeçilebilecek bir yerde değil ticari anlamda. Şimdi bazı coğrafyalar vardır. Siz politik olarak sorunlar yaşasanız bile ticaretiniz azalmaz. Mesela İsrail bu bölgelerden bir tanesi. Yani ne kadar biz İsrail'le problem yaşasak da ticaretimizdeki rakamlar çok da değişmez. Çünkü bazı şeyler var, onlar bize mecbur, biz onlara mecburuz. Böyle bir ticaret başka bir şey. Mesela bugün Ermenistan'la resmi olarak bir ticari ilişkimiz yok ama gayri resmi bu işler maalesef şey oluyor. Yani çünkü ticaret başka bir şey, engel olamıyorsunuz. Ve ticaret duvar engel tanımıyor, gidecek bir yolu mutlaka buluyor. Bugün Avrupa Birliği veya Amerika Rusya'ya yaptırım uyguluyor ama Avrupa ve Amerikan malları Rusya'ya geçmiyor mu? Geçiyor. Bir şekilde geçiyor. Çünkü para kazanacak tüccar o malı oraya götürmenin bir yolunu muhakkak buluyor. Öyle ya da böyle. Ucuz ya da pahalı. Bir şekilde bunu muhakkak ki sağlıyor. İşte bu noktada tarımla alakalı fiyatların düşüşünde genel enflasyonun düşüşü önemli. Ama bir daha söylüyorum. Bizim tüketicimiz tarım ürünlerini, gıda ürünlerini evet daha ucuza elde edebilmeli ama çiftçimiz para kazanmaya, kar etmeye devam edebilmeli. Daha çok kar edebilmeli. Bunun için de devlet desteği çok önemli. Ama Avrupa Birliği ile tarım alanındaki bir gelişmede inanın çok büyük faydaları olacak. Bizim pek çok sorunumuzu da bir anda çözebilecek. Evet, tüm bunu daha detaylı konuşacağız Tuğçe'nin hocam. Çünkü birazcık acaba gerçekten de bizi Avrupa Birliği'ne alırlar mı? Bu konu hakikaten tartışılması gereken bir konu. Çünkü daha evvel verilmiş birçok vaat var. Bu anlamda hani Türkiye'nin önümüzdeki dönem için bunu dikkate alarak davranması da gerekiyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi aslında bu birazcık da çıkar ve kazan kazan ilişkisine dayalı olduğu için böyle bir aslında politika izlendiğini düşünüyorum. Biz Avrupa Birliği'ne girmesek dahi ya da girmeyeceğimizi düşünsek dahi bu sürecin olması ya da bu tarz ilişkilerin yürütülmesi, politikaların devam etmesi, işbirliklerinin devam etmesi Türkiye'nin çıkarını olduğu için böyle bir aslında ivme kat edildi diye düşünüyoruz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe'nin Rekinci Furtan'a ve sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal konuklarımız. Onur Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, aslında Tuğçe'nin hocam, siz tarıma ilişkin çok önemli mesajlar verdiniz. Ben tekrardan buradan vurgulamak istiyorum. Tarım üreticilerinin koşullarının desteklenmesini, devlet tarafından gerekli sübvansiyonların sağlanması gerektiğini, aslında üreticilerin hem karlarının desteklenmesi gerektiği, yani karlarının artırılması gerektiği, hem de gençlerin çiftçiliğe ve tarıma yönlendirilmesi gerektiğini vurguladınız. Bu anlamda eğitimlerin uygulanan doğru diğer ülkelerdeki politikalarında bir nebze olsun kendi ülkemizde adapte edilerek bu sürecin takip edilmesi, politikaların yürütülmesi önem taşıyor. Gerçekten de tarım konusunda yapılacak adımlar bizim hem geleceğimiz açısından hem de gıda fiyatları açısından çok büyük önem arz ediyor. Dileriz ki önümüzdeki dönemde tarım konusunda hem üretici fiyat endekslerinde hem de diğer konularda daha olumlu veriler aldığımız, daha olumlu rakamları anons ettiğimiz günler olur diye ben de temenni ediyorum. Hemen biliyorsunuz bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyon görüşmelerinde en düşük memur maaşını 22.017 TL'ye, aynı zamanda da emekli aylıklarında %25 zammı öngören kanun teklifi bu hafta itibariyle komisyonda kabul edildi. Biliyorsunuz dün MHP Genel Başkanı aslında Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirmişti. MHP grup toplantısında %25'lik zamın yanına seyyanen zam talep etmişti. Fakat yasada herhangi bir değişikliğe gidilmediği, düzenlemenin %25 zam olarak meclisten geçtiğini görüyoruz. Acaba yapılan düzenlemeyi nasıl buldunuz diye başlamak istiyorum. Yapılan düzenlemeyle emekliler ne kadar maaş alacak, kime nasıl dağıtılacak bu oran ve ileriki dönemlerde sizce seyyanen zam uygulanır mı? Buyurun Onur Bey. Evet. Şimdi malumunuz, geçen programımızda da katıldığımız en son programımızda da anlatmış idik. Her ne kadar emekliye olan zamları yetersizdi ve memura da bildiğiniz üzere %17.55 artı 8.050 TL'de seyyane zam yapıldı. Şimdi tabii özellikle konu SSK ve Bağkur emeklileri açısından daha dramatik bir hale geldi. O da şöyleydi. 1.10.2008 yılında çıkartılan 5.510 sayılı kanunla emekli maaş bağlama oranları %70'den %35'lere indirildi. Şimdi %35'lere indirilen maaş bağlama oranıyla ilk önce bundan 4 yıl önce 600-700 TL bağlanan 25 yıl çalışmış bir kişiye 600-700 TL SSK maaşı bağlandığında gerçek zaten ortaya çıktı sürdürülemeyeceği bu oranları. Ve en düşük maaş 1000 TL olsun dedik. Olmadı 1500 TL olsun dedik. Yetmedi 2500 TL olsun dedik. Yetmedi 3500 TL olsun dedik. Yetmedi 5500 TL olsun dedik. Yetmedi 7500 TL olmuş idi biliyorsunuz en son. Bu emekli maaşlarının kök maaşına, taban maaşına değil, işte seyyanen yapılan zamlardı. Yani artan enflasyon oranında normalde verilen enflasyon oranından daha fazla zamlar verilmesine rağmen artış yetmedi. Bu şu anda Meclis Genel Kurulu'nda oylanan evet %25 zam oranı bu 7500, yani 5500 lirayken 7500 TL maaşa yükseltilenlere kapsamıyor. Onlar yine 7500 TL emekli maaşı alacaklar. Ancak 6000 TL ile 7000 TL arasında o 7499 TL arasında normal taban maaşı olanlar faydalanabilir. %25 zamdan, SSK Bağkur maaşı zamından. Şimdi burada bu sorunun kökten hallolması için eğer 1.10.2008'de 5510 sayılı kanunla eğer emekli maaşları
%35'e düşürülmeseydi şu anda en düşük SSK ve Bağkur maaşı 13.800 TL olacaktı. Yani o %70'ten eski sistemden devam etseydi ki olması gereken de buydu zaten. Onun için bizim her 6 ayda bir ülke gündeminde bu düşük emekli maaşlarını tartışmak ve seyyani zamlarla zaten olması gereken rakamları sürekli gerçekleştirmeye çalışmaktan kurtulmalı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki 1.12.800 öncesi aylık bağlama oranlarına hızlıca dönmeliyiz. Yani bu sorunu bu çözer. Şu anda biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli emekliye de bir seyyanen zam çağrısında bulundu. Bu çağrısından sonra o gün, ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan emekli zammı kanunu ertelendi bugüne ve buradan da tabii biz emekliler adına da bir herhalde oranları yükseltecekler ya da bir seyyane zam söz konusu olacak diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO dönüşü beklendi. Sayın Cumhurbaşkanı NATO görüşmelerinden döndü. Şu anda ben de Ankara'dan bağlanıyorum yayınınıza. Bugün Ankara'daydım ziyaretler için. İşte bazı milletvekillerimizle görüştüğümde işte bir seyyane ya da bir artış var mı şu anda önümüze gelen tasarıda? Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışması başladı. Oylayacaklar yasayı, tasarıyı. Hayır, %25 olarak devam ediyor. Bir değişiklik yok dendi. Önümüzdeki günlerde gelir mi onu bilemem. Fakat ben burada Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için uygulanmak istedikleri para politikasında ve sıkı mali disiplinde likiditeyi, piyasadaki likiditeyi daraltarak bu şekilde dezenflasyonla enflasyonu düşürmek politikası uyguladıklarını ben burada görüyorum. Hı hı. Az önce de yayınınızda sizler de ilave ettiniz. İşte bankaların ticari kredi vermemesi gibi unsurları. Çünkü Merkez Bankası Başkanı yaklaşık 15-20 gün önce İstanbul'da bütün bankacıları, BDDK bünyesindeki bütün banka genel müdürlerini topladı. Toplantıda dedi ki işte karşılık pay oranlarını arttırmasından ziyade yani krediyi rahatça veremeyeceksiniz. Böyle bir politika önüne gidip böyle bir kredi kullanamayacak dedi. Çünkü piyasadaki o likiditeyi daraltmak istiyorlar. Eğer bu likidite para hacmi daraldığında bu sefer mevcut mallara talep azalacağından arz mekanizmasındaki mal sürücülerde malını satabilmek için fiyatını düşürmek yoluna gidecekler ve böylece enflasyonda inişe geçmiş olacak diye bir dezenflasyon politikası uygulanıyor şu anda. Bunun neticelerini şu anda görüyoruz ve burada yine belirttiğim gibi bütçe açığını şu anda dengelemek, bütçe açığının 2001 krizindeki oranlara yaklaştığı için bütçe açığını kapatmaktan Maliye'nin ve Sayın Maliye Bakanı'nın o kararlı duruşunu ve tavizsiz duruşunu yerlerini vermiştim. Memur emekli maaş zamlarında da bunu gördük. Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı partileri de verilen zamlara yükseltilmesi gerekir diye çağrı yapmışsa da ki dün Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı da bir araya geldiler. Mutlaka bu konuları değerlendirmişlerdir. Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tabii ki bütçe dengeleri açıklamaları falan yapılmıştır. Çünkü Sayın Bahçeli biliyorsunuz seyyane zam çağrısını kendisi yaptı. Yani insanlarla şu anda bu kadar olabileceği ama bunun için bir seyyane artışta tarihi verilebilir mi, yapılabilir mi? Onu bilmiyoruz ama şu an genel kurulda %25 olarak genel kurula indi ve milletvekilleri
şu anda genel kurulda bu emekli maaş zam oranını oylama sürecindeler şu an. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulda. Şimdi geçen yayınınızda hatta az önce Tuğçe Çiftçi'yle bizlerle ilgili durumlarda enflasyonist durumları da söyledi. Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini. Şimdi bakınız, Konya tahıl ambarıdır biliyorsunuz. Hı hı. Ben de bir Konyalıyım. Çiftçi çocuğuyum. Şimdi tam arpa buğday sezonunu, hasat zamanı, Toprak Mahsulleri Ofisi randevu sistemine geçmiş. Şimdi bir bölgeye girdiği zaman o adamın ofise ne zaman randevu aldığını bekleme. İçer, hamurlara yükler, tekrar başka tarlaya devam eder. Şimdi eğer ülkede hayatında buğday görmemiş kişileri, buğday hayatında canlanmış kişileri bir at yaptığımızda, işte böyle kendince bir yönetim yapıp randevu verecek. Biçer şimdi köylü ne yapıyor, çiftçi ne yapıyor? Hasat işleri dökecekler evin önüne, bir kamyon parası verecek. Ondan sonra tekrar o randevuyu alacak, ofis ne zaman hangi bana getir derse, bu sefer tutacak, tekrar kamyona işçiler tutacak, onu kamyonlara yükleyecek, tekrar ofise götürecek ki, ki için bunlar çok büyük maliyetler. Acil hemen satmaya ihtiyacı olan çiftçiler de bugün buğday borsaları ofisin verdiği fiyattan kilo başına en az 3 TL daha düşük alıyorlar. Şimdi çiftçimizin üretimin özellikle pandemi tarımın ne kadar burada hükümetimize rica ediyorum Toprak Mahsulleri Genel Müdüründen de Sayın Genel Müdüründen de evvel çiftçiye ek maliyetler yükleyen bu randevu sisteminden vazgeçiniz, ofisi serbest alıma açınız. Eskiden de böyle aynı tarlalarla, aynı verimlerle o ofisler, o buğdayların hepsini alabiliyor. Lütfen siz de aynı şekilde randevu sistemine kaldırarak çiftçinin o müşkilatını ve maliyetlerini arttırıcı olan bu randevu sisteminden hızlıca vazgeçiniz. Ve şimdi yine bir kez daha buradan yapıyorum. Bakın bütçe açığından bahsediyoruz. Türkiye'nin kendi karşılaştığı bütçe açığından karşılaşıyoruz. Şu anda memura biz %17-55 artı 8000 TL'de seyirten aldık. Çünkü büyük şehirlerde insanlar bir zulmün altında kiracılığa iniyorlar. Her ne kadar %25'ten az zam yapamaz derseniz de tahliye tarihnameleriyle mahkemelerde tahliye ettiriyorlar ve yeni kirasını getiriyorlar. Ve biz şunu söylüyoruz. Ben hem bir ekonomi bilimcisi hem sosyal güvenlik uzmanı olarak diyoruz ki gelin şu dönemde emlakçılara, online emlakçılara ev kiralamayı bu dönem için yasaklayın. Ev kiralayacak kişi maliye bildirsin, maliye direkt devreye girsin, ev kiralayacaklar maliyeye bildirsin ve randevu sistemi oluşturacağı bir sitede insanlar gitsin, maliyedeki o siteye girerek kiralamak istediği evi seçerek ve randevu alarak maliyeden gitsinler ve Maliye Bakanlığı her semtin bir üst limit getirsin. Bunlar işte 6 bin lira, öbür taraf 7 bin lira, 2 artı 1 böyle, 2 artı 1 böyle. Kiracı nereye yatırsın kiralarken kontratı da memurla imzalasın orada ve bitten fazla bir olup da kiraya boş tutan bu şartlarla kiraya vermeyene de ayrı 20 bin TL maliye ceza sistemi getirsin, vergi sistemi getirsin. Böylece bu yüksek kiraların ve 3 tane market zincirinin yolaştığı enflasyonun önüne geçmeliyiz. Şimdi düşünün 8 bin TL hemen zam niçin yapıldı memura? Şimdi bakınız, Tuğçe Hanım da bir öğretim görevlisi üniversitede çalışıyor.
Alınan maaşlar belli. Öğretim üyelerinin ve memurumuzun aldığı maaşlar belli. Siz şimdi bir öğretmen çalıştıracaksınız. 20-25 maaş arası verdiğiniz zamlarla. Ama bu öğretmen İstanbul gibi bir yerde ya da büyük şehirde bir aylık kiraya çalışacak. Böyle bir şey olur mu? Şimdi bunun olduğu, bunun önüne geçemediğimiz ortada hangi ekonomi bilimini konuşacağız biz? Hangi tedbirleri konuşmamız gerekir? Hangi tedbirlerin alınması gerekiyor? Efendim bütçe açığı. Bütçe açıkları hükümetin makroekonomiye girer. Makroekonominin ve hükümetin alacağı önlemlerle çözülür ve çözecekler. Çözüyorlar zaten. Ama vatandaşın mikroekonomiye girdiğiniz ülkede 20.000 TL ev kirasının olduğu 3 tane, şimdi siz asgari ücrete zam yapıyorsunuz. Asgari ücrete yaptığınız zamdan sonra 3 tane market zinciri %34 yaptıysa bütün fiyatlarına otomatik olarak %34 bindiriyor. Asgari ücretini daha cebine girmeden zaten asgari ücret erimiş oluyor. Biz 3 tane market zinciri ile bir avuç gayrimenkul sahibinin bu zorbalığının önüne geçemedik. Neymiş efendim? 4,5 milyona 5 milyona ev alıp da kaç paraya kira verecekmiş? Almasaydın, paranı başka şeyde değerlendirseydin, senin 4 milyonun var diye elinde 4 milyon olmayıp da ev alamayan bir memur, bir öğretmen, işte bir doktor, bir öğretim görevlisi, kamuda çalışan memurlar bir ay sana mı çalışacaklar? Senin 4 milyon aldığı eve mi çalışacak bu vatandaş bir ay boyunca? O zaman biz ev kiralarına bu şekilde Maliye Bakanlığı'na kontrol edeceğiz. Ev kiralamak isteyen Maliye'ye müracaat edecek. Ev kiralamak isteyen de Maliye Bakanlığı'na müracaat edecek. Maliye Bakanlığı bunu toplantıda topikta semtem üst limitleri belirleyecek. Bakın unutmam, konut fiyatı, biz kiraları aşağı çektiğimiz anda konut fiyatları da düşecek. Ve koskoca millet bu zulümden kurtulacak. Ve devlet, koskoca devletin bütçesi memuruna bu zamları verirken mesela 8.000 TL işte seyyahine zamlar falan hep bu ev kirasına göre ayarlıyor bunlar işte. Çünkü ev kirasının ne kadar olduğunu biliyor. %17-55'in memurun o zamları kurtarmayacağını biliyor. 8.000 TL'de seyyahine zam veriyor. Peki memura bunu verdik. 7.500 TL emekliyi ne yapacağız? O zaman şöyle mi yapacağız? 5 tane emekli bir araya gelip 25.000 liraya bir ev mi tutacak 5 tane emekli? Ne olacak? Ne yapacak bu insanlar? 7.500 TL maaş. Sorun ne? Bakınız. Şimdi sizlerin herkese, bütün vatandaşa şu anda çıkın. Enflasyonist etkiden, hani gıdada 2 kilo peynir alacaksa 1 kilo peynir alıyor. Garibim insanımız. Bizim insanımız şükür kanaat sahip. Yeri gelir soğan ekmek de yer. Devletine isyan etmez, milletine isyan etmez. Türk milletinin öyle bir özelliği vardır. Vatan sağ olsun, devlet sağ olsun der. Ama bunları dedi diye de biz gıda fiyatlarını hadi geçtim. Ya bu ev fiyatlarına biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sayın Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, para politikasını sıkı mali makroekonomi düzeyinde tamam uyguluyoruz. Fakat vatandaş şu anda eziliyor, vatandaş yanıyor. 20-25 bin lira ev kirası bulamıyor. Ne yapacak bu insanlar? Da mı yatacaklar? Evet, bir gerçekten de konut konusunda... Evet Onur Bey, gerçekten de konut konusunda büyük bir sıkıntı var. Biz de tam aslında bu konuya da girecektik. Siz aslında sorumu yanıtladınız. Bir hayli de aslında konu oldu. Konut konusuna ayrıca girmek istiyorum izninizle. Başka eklemek istedikleriniz yoksa? Tabii ki. Evet, Tuğçe Nur Hocam, hemen konut satışlarına da biz sizinle girelim. Daha sonra aslında aynı konuyu Onur Bey'e de yönelteceğim ama önce zannediyorum kısa bir reklam aramız olacak. Evet, daha reklamımız da varmış. O zaman hemen ben Tuğçe Nur Hoca'yla konut satış
gelen konut satış endeksini işlemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Mayıs ayında gelen konut satışlarında özellikle Haziran ayında çok özür diliyorum. Önceki yılın aynı ayına göre %44,4 oranında bir azalış var. Tabii konutlardaki satışlardaki azalışın temel sebebini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Konut fiyatlarının yüksek olması ama tabii sizin de yorumunuz çok daha ayrı bir bakış açısı katacaktır. Bununla beraber ipotekli satışlarda da düşüş var. Yabancılar tarafından alınan konut satışlarında da düşüş var. Tüm bu düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Konut satışları ne yazık ki artık bu şekilde bir seyir izliyor. Yani hep sürekli azalış eğiliminde, konut fiyatları sürekli yükseliş eğiliminde. Bu nasıl çözülecektir? Yeni dönemde bu konuya ilişkin aslında ne gibi düzenlemeler bekliyorsunuz? Sizin yaklaşımınız nedir Tuğçe Hocam? Evet Fatma Nur Hanım, uluslararası sistemde Türkiye ile ilgili ne kadar olumlu şeyleri konuştuysak, işte içeride de enflasyon tarafında, vergiler tarafında, yeni uygulamalar tarafında ve para politikalar tarafında bu kadar olumlu konuşamıyoruz maalesef. İşte beyefendi Onur Bey bu konuyla alakalı, yani özellikle konut fiyatları ve çiftçilerin maliyetleriyle alakalı zaten kendi alanında olduğu için sosyal güvenlik tarafını çok detaylı anlatmış oldu. Ben oraya birkaç ufak ekleme yapmak istiyorum enflasyonla alakalı. Özellikle biliyorsunuz bu tabiri her zaman kullanıyorum. Üç harfli marketler kısmı. Ve bildiğiniz gibi burada yani televizyonlara çıkıp kanallarda ekonomiyi yorumladığımız, konuştuğumuz için piyasada da araştırma yapmayı da seviyorum. Ve pazartesi günü bu verginin artışı dolayısıyla marketlerin yani üç harfli marketlerin nasıl tepki gösterdiğini hemen gözlemlemek için saat 9.30'da 3 tane üç harfli marketin yan yana olduğu bir yere gittim. Yani peş peşe işte biri ya üçü de yan yana öyle söyleyeyim. Gittim. Bir tanesinde yeşil renkli olanda inanılmaz bir panik vardı. İşte çalışanlar etiketleri değiştirmeye çalışıyor böyle şeyler. Yani kasiyer kasada duramıyor, sürekli etiket değiştiriyorlar. Hemen orada etiketi değişmemiş bir ürün buldum. Aldım ürünü, plastik bir ürün. Bunu ibret için anlatıyorum. Kendi yaşadığım için bu örnek. Hatta o firmanın genel müdürlüğüne de yazacağım yani bu şikayeti. Kesinlikle yapmalısınız. Aldım ürün. Aldım. Yani ama biliyorsunuz ben pazarlara da gidiyorum. Bu işte bir konu olduğunda mutlaka sektördeki kişilerle konuşmaya çalışıyorum. Buradaki konuşmalarımızı hep temellendirmeye çalışıyorum. Sadece okuduklarımızı, izlediklerimizi anlatmaktan ziyade, çünkü böyle bir program, sizin programınız daha böyle hakikaten tecrübelerin anlatılması gerektiği, konuşulması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. O kalitede bir program hazırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. Şimdi aldım ürünü, kasaya gittim. Ama aklımda şu var. Eğer ki yalnızca bu şeye zam olarak sadece KDV oranını eklemişlerse itiraz etmeyeceğim. Ama daha fazlasını eklemişlerse muhakkak itiraz edeceğim diye kendi kendime de karar verdim. Ve kasaya gittim. Kasada ürünün 8 nokta, yani pahalı da bir ürün değil bakın. Yani hani özellikle hani seçtim ama etiketi değişmemiş bulduğum için onu götürdüm. 8.33 TL'ydi ürün. Gittim. Kasada çıkan rakam ne biliyor musunuz? Aynı ürün için. 13.5 lira. Yani 5 lira birden zam yapmışlar. Bu %18'den %20'ye çıkan KDV oranının çok daha fazlası. Dedim ki ben tüketici haklarım gereği bu ürünü etiketi fiyatına alacağım dedim. Kasiyer de dedi ki siz fırsatçısınız. Ben de dedim ki hayır, siz fırsatçısınız. Çünkü siz KDV oranından daha fazlasını dünden bugüne neden buraya artış olarak koyuyorsunuz? Ne artış oldu da siz bu zammı yapıyorsunuz? Tamam, KDV'yi artırın. Benden KDV farkını alabilirsiniz. O devlete gidecek rakam. Onu ödemeye razıyım. Ama fazla yaptığınız zamma karşıyım. Bunu ödemeyeceğim dedim. Ve bunun üstüne bir tabii şey oldu, münakaşa oldu aramızda ama tabii ben oraya bir şey için, araştırma için gittiğim için konuşmanın gidişatını zaten belirlemiştim kafamda ve o şekilde devam etti. Bu sefer arkadaki insanlar bana hak verip işte savunma şey, yani bakın şunu söyledim orada da, biz tüketici olarak ben buradaki 5 lirayla zengin olmayacağım, siz de fakir olmayacaksınız. Ama buradaki mevzu tamamıyla zihniyet ve bizim de bunun farkında olduğumuzu görmeniz. Tabii ki
biz tüketici olarak buna itiraz etmediğimiz ve o ürünü almaya devam ettiğimiz için, itirazda bulunmadığımız için, toplumsal olarak bu konuda tepki göstermediğimiz için bu üç harfli marketlerde, yani her şeyi devletten bekleyemeyiz. Bazı konularda bizlerin de inisiyatif almamız lazım ve şunu söylememiz lazım. Siz bizi bu şekilde kazıklamaya devam edemezsiniz. Yani dünden bugüne zaten zam yapmıştınız. Şimdi bu neyin zammı? KDV artışını bahane ederek üzerine bir de ilave zam koyarak karlarını maksimizasyonun da üstüne çıkarmak eğilimindeler. Şimdi üç harfli marketler, tabii oradaki çalışanlar onlara değil hiçbir zaman şeyimiz. Onlar orada bir çalışan. Onlar da zaten haklarını alamıyorlar. Ben onlara da hep söylüyorum. Yani ben sizin tarafınızdayım. Sizi de her zaman savunurum. Ama burada maalesef ki bu karar, yani fiyatlarınızın, fiyatlandırmanızı yapan karar mekanizmasında sıkıntılı bir durum var. Az evvel Onur Bey'in de söylediği gibi bizim toplumumuzun, halkımızın üstüne çok yük binmiş durumda. Özellikle mecburi tükettiğimiz ürünlerde. Neden şimdi sadece KDV oranında artır, tamam buna razıyız. Çünkü devlete gidecek. Evet, belli ki devletin bu vergiye ihtiyacı var. Neden devletin buna ihtiyacı var? O tarafı da bir ufacık değineyim. Tamam, bizden, yani insanlar homo economicus, yani ekonomik insan, kendi bütçesine zarar geldiğinde tepki gösteriyor. Ama devlet tarafından baktığımızda şimdi devlet vergi kaçıran maalesef çok insan olduğu için, devlet vergisini toplayamadığı için böyle alabildiği yerlerden de artışa bu sefer gitmek yoluna geçmek zorunda kalıyor. Çünkü o hizmeti sunabilmesi için sağlık hizmetini, güvenlik hizmetini, işte depremzedelere veya işte selden etkilenenlere hizmeti sunabilmesi için paraya ihtiyacı var. Bu parayı da vergiden alacak. Ama vergi toplama sisteminde, mesela Onur Bey çok güzel bir şey önerdi ama o önerinin uygulanabilmesi için personele ihtiyacı var. Bizim Maliye Bakanlığımız bunları daha kendi vergimizi biz toplayamıyoruz ki. Değil ki ek bir şeyler yapabilirim. Keşke yapabilsek, çok güzel bir öneri. Ama bunu yapabilmek için de personelin daha fazla personele ihtiyaç var. Daha fazla kamu çalışanına ihtiyaç var. Veya sistemi ona göre kurgulamak belki bir çözüm olabilir. Yani bütün bunlar hepsi birbirine entegre durumda. Devlet bu vergiyi almak için, alamadığı için diğer yerlerden, insanlar vergi kaçırdıkları için bir şekilde, işte fatura kesmedikleri, fiş kesmedikleri için devlet yani marketlerden veya işte maaşlardan veya özel tüketimden, arabalardan, otomobilden, tapu harçlarından artışa gidiyor. Bunu da anlayışla karşılamak zorundayız. Özellikle bir kesim sanat camiasının bu konuyla alakalı çok ciddi eleştirileri var. Evet, halkın üstüne bir yük biniyor ama bunun sebebi bu. Çünkü çok zenginler vergi kaçırıyor. Çok zenginler vergi kaçırdığı için dar gelirli halk, yani maaşla çalışan halk, ki zaten bu açıklanan rakamlardan da biliyorsunuz maaşla çalışan kesiminde artışı durumu söz konusu. İşte o maaşla çalışan insanlar sizin ödemediğiniz o vergileri ödemek zorunda. Çünkü bu devletin ayakta kalması için vergi alması gerekiyor. Vergi kaçırılmasa, herkes vergisini düzenli ödese, düzgünce ödese, hakkaniyetle ödese, ki o vergilerde tüy bitmemiş yetimin hakkı var denir. Bakın böyle bizim bir atasözümüz var. Kaçıran her vergi aslında bütün toplumdan çalınan para demektir. Ama çalışan maaşı eline geçmeden kesildiği için o parayı direkt ödüyor. Ama işte ticaretle uğraşan kesimde maalesef bu konuda bir düzensizlik durumu var ve bunu hala, yani o alabildiğimiz vergi orada tam olmadığı için bu şekilde vergi artışlarına geçiliyor. İşte şimdi bu üç harfli marketlerle ilgili benim anlatmış olduğum örnekte de görmüş olduğunuz üzere fırsatçılık yapılıyor. Yani yapılması gereken zammın üzerine bir rakam konuluyor. Burada devletin müdahale etmesi lazım. Ediyor da aslında, ama nereye kadar? Bizim toplum olarak da muhakkak bu konulara bireysel ölçekte tepki göstermemiz lazım. Yani tüketici haklarımızı biliyor olmamız gerekiyor ve bunlara uygun bir şekilde, bu benim yaptığım çok bireysel bir şey. Belki bir etkisi yok ama sadece örnek olması için anlattım. Bu arada diğer marketlere de gittim. Onlar henüz zamları yapamamışlardı. Çünkü sistemleri çökmüş. O gün içerisinde hemen KDV zamlarını aynı gün yapamamışlardı. Ertesi güne kalmıştı. Ertesi gün yine gidip kontrol ettim çünkü. Çünkü araştırmak için, yani ne durumda. Çünkü biz o ürünleri evet mecburuz almaya ve onlar da bunu biliyor. Zaten söylüyorlardı. Abla mecbur alacaksın şimdi, yoğurdu almayacak mısın diyor. Doğru söylüyorsun. Alacağım ama
İşte oradaki o ahlaki dengeyi doğru kurmak lazım. Yani bu fiyatlara karar veren kişilerin de bunu gözetmesi lazım. Yani bu kadar fazla da kar etmek zorunda mısınız? Karınızdan siz de biraz fedakarlık edin. Evet, Onur Bey'in de söylediği gibi para politikalarımız şu anda daralma konusunda, yani enflasyonu düşürmek için böyle bir yola gidildi. Yapılan zamlar, yani biraz bu vergilerle ilgili belki biraz beklenebilirdi ama meclis kapanacağı için acele edildi. Hı hı. Yani insanlarımız şöyle tam zamlarla bir nefes alacaktı ama peşi sıra bu vergiler geldi. Bir moral bozukluğu toplum nezdinde gözlemleniyor. Bunu söylemek zorundayız. Olumlu şeyleri nasıl söylüyorsak olumsuz kısmını da söylemek durumundayız. Bizim bilim insanı olarak bu görevimiz. Yani ama dediğim gibi bunu da temellendirmek üzere, yani açıklamak üzere konumlandırdığım yer devletin vergiye olan ihtiyacı, ayakta kalması için toplaması gereken parayı alabildiği yerlerin kısıtlı olmasından kaynaklı böyle bir durum var. Şimdi konu satışlarına geldiğimiz zamansa hemen oraya geçeyim. Tuğçe'nin hocam, reklam aramız olacak, sonra oradan devam etsek olur mu acaba? Tamam. Evet. Tabii, çünkü tabii sözlerinizi bölmek istemiyorum. Çok değerli yorumlar yapıyorsunuz gerçekten. Tamam. De. Bizler de size teşekkür ederiz çünkü gözlemleme fırsatı oluyor ve aynı zamanda da itiraz etmeniz, bu konuda hakkınızı aramanız gerçekten de çok örnek bir davranış. Biz de buradan seyircilerimize mutlaka bu konuları denetlemeleri ve herhangi bir açık gördüklerini aslında bunu ilgili makamlara, ilgili kurumlara şikayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu tarz fırsatçılıklar etrafımızda çok fazla var ve bunların uygulanması daha fazla uygulanmasına sebep oluyor. Aslında bir domino taşı gibi birbirine etkiliyor bu süreç. Bu anlamda da hepimizin daha dikkatli davranması, tüketici olarak da her zaman için uyanık olmamız gereken bir süreç. Siz de dediğiniz gibi hak yemek mesela, bu tarz konulardaki ahlaki değerlerimiz, etik kurallarımız eskiden çok daha diriydi diye düşünüyorum. Ben ne yazık ki son dönemlerde fırsatçılık çok fazla devrede. Bunun da bizim toplumumuz açısından kendimize biraz öz eleştiri yapmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, sonra kaldığımız yerden BBN Ekonomi devam edecek. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçin Rekinci Furtan'a ve aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal konuklarımız. Evet Tuğçin Hocam, tam olarak konut fiyat endeksini açıklıyordunuz. Konut fiyatlarındaki fiyat endeksi ve konut satış endekslerindeki aslında size açıkladığımız verilere dair bir sorun vardı. Orada kalmıştık. Konut satışlarındaki düşüşü aslında yorumluyorduk. Yıllık olarak %44,4 oranında bir düşüş var. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir alabilirsek? Evet, ben de burada hemen yorumumu yapmış olayım kısaca. Konut fiyatlarını gerçi konuştuk ama gerçekten bir inanılmaz bir yükseliş var. Yani alınacak gibi değil rakamlar. Yakinen yine şahit olduğum bir durum oluştu. Yani almamaya karar veriliyor. Çünkü yani bu rakamlarda bir satışın olması, işte biliyorsunuz çünkü o işte bölgeyi biliyorsunuz, dairelerin durumunu biliyorsunuz, fiyatını biliyorsunuz. Almayalım diyorsunuz bu sefer. Böyle bir durum oluşuyor bireyselde. Yabancı yatırımcı konusunda daha önce de değerlendirmiştik. Şu anda başka bir ülkeden daire almak onlar için daha karlı. Adam yatırım olarak bakıyor çünkü konuta. Oradan kira gelir alacak ve işte daha sonra o kadar yüksek ki rakamlar. Evet. Ben buradan alacağımı Londra'dan alırım diyor ve böyle de bir durum var. Ama bu şimdi iktisat biliminde arz talep dengesi dediğimiz bir konu var. Şimdi insanlar dairesini satmak istiyor. Bu fiyata satamıyorsa ne olacak? Düşürecek bir noktada. Yani bunun bir direnç noktası var. Aslında bu düşüşlerin olması çok olumsuz değil. Belki enflasyon konusu, en azından konut enflasyonu konusunda rakamların biraz düşmesine sebep olacak. Özellikle yani bazı insanlarda şu var tabii. Fiyatlar çok artmış, biz dairemizi satalım modundaki insanlar var. Bir de yani hakikaten satması gereken insanlar var. İşte o satması gereken insanlar fiyatları düşürünce bu sefer piyasada da bir dengelenme durumu olacak. Ama bunun için biraz daha önümüzü görmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla insanlarda da böyle bir beklenti durumu var. Ama mutlaka ki dengeye gelecek diye düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Çünkü
almak isteyen alamıyor, satmak isteyen satamıyor. İki tarafına mutsuz olduğu bir sürecin daha uzun süre devam etmesi mümkün değil. Özellikle yaz aylarında aslında emlak, yani gayrimenkul sektörünün çok hareketli olduğu dönemlerdir. Ve en yüksek noktaya, ben öğrenciliğimde çünkü bir dönem böyle bir iş yaptım. Birebir de içinde bulundum yani öğrencilik zamanımda, lisans döneminde. Ve hakikaten Eylül ayında öğrencilerin ev arayışlarının da etkisiyle gayrimenkul sektörü hem kiralama hem satış anlamında çok yüksek noktalara varır. Ama şu anda gayrimenkulle uğraşan tanıdıklarımızla, iş insanlarıyla görüştüğümüz zaman hiçbir dönemde, yıllardır bu işi yaptıkları halde hiçbir dönemde böyle bir durgunluk görmediklerini, hatta bakın bu kadar kirayla alakalı, kiralık daire konusunda bu kadar konuşulmasına rağmen dairelerin kiralayamadıklarını söylüyorlar. Çünkü istenen rakamlar çok yüksek, o kiraları verecek insanlar yok. Semt semt tabii bunlar değişiyor. İstanbul'un farklı semtlerinde farklı fiyatlar konuşuluyor. O semtin fiyatlarını karşılayabilecek çalışanlar orada oturmak istemiyor. Böyle bir garabet durumu oluşmuş durumda. Ben bu durumun piyasanın kendi kendini dengeleyeceğini düşünüyorum. Çünkü kiralayamayan insanlar kirayı düşürecek, satamayan insanlar satış rakamlarını düşürecek ve ortada bir yerde bu kötü gidişatın sonuçlanacağını umut ediyorum diyeyim. Evet, gerçekten de öyle. Konut piyasası çözülmesi gereken başlıca problemler arasında yer alıyor. Dediğiniz gibi artık konut sahibi olmak çok zor. Çünkü gerçekten de koşullar ve fiyatlar bunu aslında ulaşmamızı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ve yine sizin de söylediğiniz gibi diğer bir durumda söz konusu ki arayan da konut, arayan da ya da mevcut elinde parası olan da istediği gibi bir konuta sahip olamıyor. Yani iki tarafta da bir türlü ihtiyacın temin edilmediğini görüyoruz. Bu anlamda konut piyasasının ciddi bir düzenleme ve yapısal reformlara belki de tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Onur Bey, siz neler söylemek istersiniz? Siz tam da konut piyasasına giriş yapmışsınız. Konut satışlarında baktığım zaman Haziran ayında yıllık %44,4 oranında bir düşüş söz konusu. Yabancılara konut satışlarında da düşüş var. Yine en çok İstanbul'un konut satışlarında zirvede olduğunu, daha sonra Ankara ve Antalya'nın izlediğini biliyoruz. Neden acaba konut satışları geriliyor? Neden konut fiyatları sürekli yükseliyor? Fahiş kira uygulamaları biliyorsunuz çok fazla yaygın. Tüm bu konuları nasıl değerlendiriyorsunuz ve çözümü aslında nedir? Nasıl politikalar yürütülmeli yeni ekonomi döneminde? Şimdi konut satışı düşüşü demeyelim de şöyle dersek, İstanbul'da, Ankara'da zaten yurt dışındakiler, özellikle Orta Doğu Arap ülkeleri alacağı kadar her yeri aldılar zaten. Peki İstanbul'da da galiba pek alabilecekleri bir yerde kalmadı onlar. Hepsini zaten alabilecekleri aldılar. Şimdi 2 milyonluk evde 5-6 milyonla çıktıktan, 7-10 milyona çıktıktan sonra ve hala o fiyatlar orada seyrettikten sonra dolayısıyla takdir edersiniz ki konutu bizim ülkemizde kim alıyordu? Çalışan insanlar, gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe çalışan insanlar krediyle konut alıyordu ve inşaat sektörü Türkiye'de büyüyen ekonominin bir lokomotifi olmuş adeta. Şimdi bu 1-1,5 milyonluk evler 6-7 milyon TL olunca bu yabancıya konut satışıyla, fırlamasıyla birlikte dünyanın da maşallah merkezi biz olduk. Nerede savaş çıkarsa Türkiye'ye kurtuluşa geldi. Rusya'da iki bomba atıldı, savaş, Ukrayna Rusya savaşı. Oradan ben Antalya'da yaşadığım için Antalya nasibini aldı şükür. Ne yazık ki, evet. Rusya'da, Ukrayna'da orta sınıf iş adamı insanlar geldiler Antalya'ya. Bu konutları aldılar. Hatta Türkiye üzerinden ticaretlerini devam ettirdiler. Rusya ambargo koyulduğu için bütün Avrupa ve Amerika tarafından. Oradaki iş adamları geldiler. Antalya ve Türkiye'den üzerinden ticaretlerini dünyayla devam ettirdiler ve konut fiyatlarını maalesef 5'e 10'a katladıkları için fiyatlarını şu anda Antalya'da görev yapan memurlar, tayin hakkı olan memurlar ilçelere acilen tayin isteyip gidiyorlar. Çünkü o konut fiyatlarını, kiralama fiyatlarını alabilmelerinin mümkün değil.
konut fiyatı daha da düşecek. Çünkü şimdi sizler takdir edersiniz ki işte Tuğçe Hanım, örnek veriyorum burada konuğumuz benim gibi öğretim üyesi, siz ben işte televizyon sektöründe, özel sektörde çalışıyorsunuz. Varsa kredi çekebilecek ve o krediye, o ev kirasına 3-4 milyon maaş yetecek, ödeme gücü yetecek varsa aylık taksitlerinde, zaten insanlar alıyorlar da alırlar, ama öyle bir şey mümkünatı yok artık. Yani banka kredisiyle konut sahibi olabilmenin Türkiye'deki mevzusu bitmiştir o. Bırakın konut kredilerini, zaten ticari krediler bile verilmiyor. Para hacmini daraltmak ve dezenflasyonu la beraber enflasyonu düşürmek politikası savunulduğu için. Şimdi bakın ben size son verilen zamlarla beraber memurlarımızın bazılarının, yani üst düzey memurlarımızın özellikle maaşlarını söylüyorum. Bir kamuda çalışan birin dördündeki bir genel müdür 49 bin lira alıyor. Bir efendime söyleyeyim mühendis 33 bin TL alıyor. İşte şube müdürü 27.151 TL maaş alıyor. Bununla beraber profesörü söyleyeyim 48 bin lira. Araştırma görevlisi de 29 bin lira maaş alıyor. Alacak. Yani bu seyyanen zamlarla en son halini okuyorum. Bir uzman hekim 37 bin lira, pratisyen hekim de 30 bin TL maaş alacak. Bir uzman hekim mesela İstanbul'a tayin olacak. Uzman hekim 37 bin TL maaş alacak. 25 bin liraya ev arayacak. Bulursa. Bulursa o da. Efendime söyleyeyim, bir pratisyen hekim hastanelerin acil servisine gelecek. Doktor olarak atanacak. 30 bin TL maaş alacak. 20-25 bin liraya ev bulabilirse geri kalan 10 bin TL ile İstanbul'da yaşam savaşı verecek. Ve böylelikle konut satışı düşecek tabii. Zaten konutu kim alıyordu da? Konutu gelip yabancılar alıyordu. Biz alamıyorduk zaten. E şimdi yabancılar da alacakları yeri aldılar zaten. İstanbul'un en güzel yerlerini aldılar, konutlarının hepsini. Daha alacakları bir şey kalmadı zaten. İstanbul Boğazı'nın ortadan çıkan Ege Denizi'ne ve Karadeniz'e deniz var. Denizleri de alacaklarsa, oranın üzerine de ev yapılacaksa onu bilmem. Ama İstanbul'da daha alacakları yeri yok. Kalmadı. Bitti yani. Şimdi ne oldu? Peki onlar geldi ev aldı. İşte siz Fatma Duran Hanım, ben, Tuğçe Hanım biz ev alamadık. Biz kaldık. Biz düşünüyorduk ev almayı ama biz alamadık 6 milyon olunca. Ona şu anda ödeme gücümüz yok o evlere. Biz krediyle ev alamayız da. Dolayısıyla da işte kamu özel sektörde size bir büyük miras falan kalmıyorsa 4-5 milyona, 6 milyona da ev alamayacağımıza göre bu politikayla biz hiçbir zaman ev sahibi olamayacağız. Türk insanı maalesef şu anda buna mahkum edilmiş, gark edilmiş. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi öz vatanında garipsin, öz vatanında parya. Bizim durumumuz bu. Böyle sizler mesela İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi İstanbul'u dolaşırken bakarsınız ancak o evlerin hayalini kurarsınız. Türk insanı böyle güzel yerlerde evlere bakınca artık hayal oldu bir ev alabilmek. Şimdi bizim insanımızın hayali bir tek daha düştü. Ev almayı bırakın, ev kirayı ödeyebilen, ev kirasını ödeyebilen şu anda kendini mutlu zannediyor. Mutlu ahde diyor. Şükür diyor, yani ev kirasını ödeyebiliyorum diyorum. Bakın ev almaktan 2-3 yıl önce, 4 yıl önce ev almayı planlayan insanlar şimdi ev bulabildikleri ve o evin kirasını ödeyebiliyorsa, eğer ev sahibi de çok faiz zamlar yapmamışsa, şu anda onunla mutlulukla yetiniyoruz biz maalesef. Ve dediğim gibi bu ev kiralarına çok acilen özel sektör ve emlak piyasasında ev kiralamayı yasaklayıp hemen Maliye Bakanlığı ilk önce semt semt bütün illerde üst tavan fiyatını belirleyip 2+1 bu, 3+1 tavan fiyat. Sonra Maliye Bakanlığı'na bir site kurarak, Avrupa'da böyle belediyeler yapar bu işi. Hemen müracaat edecek insanlar,
Ben İstanbul'un şu semtinde bu evi kiralamak istiyorum diye randevu alacak maliye memurundan, gidecek oraya. Yani evini kiralamaya veren maliye müracaat edecek. Ev kiralamak istediğinde maliye müracaat edecek. Kontratı maliye memurunun önünde yapacak kiracı. Parasını maliyeye yatıracak, maliye de ev sahibine yatıracak. Şimdi bunu yaparsak, üst kira limitlerini belirtirsek hem insanımızı bu zulümden kurtarırız, hı hı, hem konut fiyatlarını düşürürüz, hem de konutu bir yatırım aracı ve para kazanma aracı olmaktan çıkartırız. Şimdi bakın, sermaye bazı elinde nakit olan insanlar bunu bir yatırım aracı ve para kazan, yatırım aracında geçti, para kazanma amacına döndü. Yani 20 bin lira ev kirası alıyor. 4 tane ev almış, hı hı, 80 bin TL kira gelir elde ediyor. Bundan vergi alan da yok. Bir, o zaten Türkiye'de vergi veren de yok da, vergiyi veren özel sektör çalışıyla kamu sektörü çalışanı vergisini kuruş kuruş veriyor. Orada da zaten bir vergi zammı var, gizli vergi zammı var memura uygulanan. Bu da nedir? Yeniden değerleme oranı vergi dilimlerinde, yeniden değerleme oranı eğer olması gereken olsaydı 105 bin TL olacaktı ilk vergi dilimi. Şimdi bu 32 binlerden başladı. Şu anda memur %15 vermesi gerekirken bu yeniden değerleme vergi dilimlerinde yapılmadığı için şu anda memur %27 vergi veriyor. Çalışanlar, özel sektördeki sizler de. %15 yerine %27 vergi veriyorsunuz. Ve bu en düşük 22 bin lira memur maaşı da 2 ay sonra tekrar 17.500-18 bin liraya düşecek. O vergi dilimlerinden dolayı. Peki adam iş yapıyor, yanında 450 tane işçi çalıştırıyor, 5 sene zarar göstermiş, bir kuruş vergi vermiyor. Şimdi vergi dilimlerine baktığınızda çalışanların ödediği vergi bu ülkede, bizim ülkemizde patronların ödediği kurumlar vergisinden daha fazla. Yani vergi dilimlerini Gelir Vergisi Başkanlığı'nda yayınlanıyor. Bir ülkede nasıl işçi patronlardan daha fazla verebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada görülmüşü var mıdır çalışanların patronlardan daha fazla verdiği bir vergi durumu? Ondan sonra devlet vergi gelirini elde edebilmek için bu sefer dolaylı vergiyle başlıyoruz. Hı hı. Mazotta dolaylı vergi, ÖTV'ler, sigara, kullandığımız telefon, verdiğimiz vergilerle beraber bir de dolaylı vergi veriyoruz. Şimdi bunlar olunca ne oluyor? Sayın Maliye Bakanı diyor ki vergiyi diyor daha böyle tabana yayacağız. Sayın Bakan, vergi zaten tabanda, taban çok vergi ödüyor. Vergiyi tavana yaymanız lazım. Tavana. O tavandaki iş adamlarına doğru bir yaymanız lazım bu vergiyi. Evet, evet, çok onlardan doğru. Onlardan bir ödemesi gereken vergiyi almanız gerekiyor. Vergi kaçırttırmamanız gerekiyor Maliye Bakanı. Onların ödemediği vergiyi bu çalışan insanlar maaşından kuruşu kuruşuna ödüyor ve hala yetmiyor bu vergi. Evet, bu konuda Türk İş tarafından yapılan bir açıklama da vardı. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben Fatma Nur Hanım. Bu zaten Türkiye'deki bu sendikalar, odalar, bilmem neler, hepsi bu sendika ağırlıkları, oda ağırlıkları. Onların da böyle bir kıvırma düzenleri. Efendim hükümete gidip ceketlerini iletleyip, işte memurun zammını, ondan sonra toplu sözleşmeyi imzaladık. Efendim 8 bin TL işte seyyane zam aldık. Ama sendika ağırlığı çok başardık filan. Ya bir şey başardığın falan yok. Söylesene. Yeniden değerleme oranını niye yapıyorsunuz? Memur %15 vergi ödemesi gerekirken %27'de niye vergi ödüyor? Yapmanız gereken yeniden değerleme oranını vergi dilimlerinde niye yapmıyorsunuz? Niye yükseltmiyorsunuz vergi dilimlerindeki oranı da? Memura verdiğimizi bir cebimizden öbür cebinden yine vergi olarak çıkıyor demiyorsunuz. Hadi söylesin bir tane sendika ağası. Yok. Bu biz, bu ülkede bu sözcüler, bu güya hakları savunan bu kıvırma düzenlerinden biz böyle çok yorulduk bu insanların. Bu sendikalarmış, odalarmış, bilmem nelermiş, hepsinde bir saltanat, aman bakanlar, arabalar, bu ülkeye hiçbir katkılar falan da yok. Aslında esasen ticaret odasıyla ziraat odası hariç ne kadar oda varsa, sendika varsa bunları kapatıp mal varlıklarına el konulmalı. Bunu da konumuz dışında ama bunu da belirtmeye ihtiyacı hissettim.
Evet, bu da tabii sizin yaklaşımınız. Ama bu konudaki adaletsizlik birçok kurum tarafından da aslında dile getirildi. Evet, bence de hani benim kendi kişisel fikrimde çok kazanandan daha çok vergi alınmalı, az kazanandan az vergi alınmalı. Çünkü oranların aynı olması kesinlikle adil değil, eşit değil ve bu alanda da belki düzenlemeler yapılması gerektiğini ben de haklı bir aslında serzeniş olduğunu düşünüyorum. Diğer konular tabii ki sizin kendi görüşleriniz. Tuğçe'nin hocam, hemen size başka bir konuyu değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi vardı. Ankette aslında 12 ay sonrası için enflasyon beklentisini %33,21 ile en yüksek oranda geldiğini görüyoruz. Neden acaba enflasyon rakamına ilişkin beklentiler yükselmiş olabilir? Haziran ayında biliyorsunuz enflasyon verisi yıllık olarak %38,21 olarak geldi. Aslında kısa vadede ya da orta vadede enflasyonda iyileşmenin olacağına dair hükümet tarafından çok fazla açıklama var. Bununla beraber dolar TL beklentisinin yıl sonu olarak 28,46 TL olarak geldiğini görüyoruz. Yine büyüme beklentisinin ise %3,7 olarak anket sonuçlarından çıktığını görüyoruz. Sizin beklentileriniz nelerdir? Gelen anket sonuçlarına dair değerlendirmeleriniz nedir? Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Sizin enflasyon konusundaki mücadelede nasıl bir Türkiye'nin seyir izleyeceğini tahmin ediyorsunuz? Evet Fatma Nur Hanım, zaten konuşmanın aslında ilk bölümünde de enflasyonla alakalı konuşmuştuk ama buradaki bir önceki ay enflasyon beklentileri düşüşteyken şimdi yüksek gelmesi anketlerin, ki bizler de, ben de aynı fikirdeyim, vergilerden kaynaklı ve bir taraftan da petrolle alakalı, fiyatın yükselişinin devam etmesiyle de alakalı. Çünkü biliyorsunuz ki petrol fiyatlarının artışı pek çok sektörü etki ediyor. Çünkü üretimde kullanıldığı için bu da yine bir enflasyona sebep oluyor. Ve işte bu az evvel anlattığım gibi üç harfli marketlerin bu yeni vergi sistemine göre artışları çok daha fazla yapmasıyla beraber de bu tabii ki ankete katılan kişiler nezdinde de tespit edildiği ve görüldüğü için beklentilerin bu şekilde yükseltilmiş olmasını normal karşılıyorum. Çünkü benim de böyle bir durumum oluştu. Yani tam böyle kendimizi bir iyi hissedecekken bir anda yeniden bu hafta bir taraftan işte dediğim gibi küresel kısımda, yani piyasalar tarafında, yani uluslararası sistem içerisinde kendimizi çok iyi hissettiğimiz bir hafta içinde maalesef yurt içi ekonomide aynı hissiyatı taşıyamadık. Böyle üst üste vergilerin artması, işte MTV'de böyle vergi dilimlerinin artışı, İşte Onur Bey'in anlattığı çalışanlara yani bir taraftan verip bir taraftan alınıyor olması tabii ki biraz demotive etmiş oldu. Sonuçta hepimiz bu ülkede yaşayan, çalışan, kazanan ve tüketen bireyleriz bir taraftan da. Ve ankete katılan kişilerin beklentilerini bu şekilde olmuş olmasını normal karşılıyorum. Bir daha söylüyorum, enflasyonla mücadelemiz bizim 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Uzun süreli olacak ve önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçime kadar büyümeden çok fazla taviz veremeyiz. Evet, para politikalarında bir miktar kemer sıkma olacak ama bu halk nezdinde tepkiye sebep olacağından ötürü çok fazla da kemerler sıkılamayacak yerel seçime kadar. Daha hafif hafif bu geçiş. Aslında belki de bunu bir şans olarak da görebiliriz. Yani yerel seçimin hemen 8 ay sonra gerçekleşecek olması Türkiye'nin bu para politikalarıyla alakalı geçişinin de biraz daha yumuşak bir şekilde böyle yavaş yavaş yapılmasıyla alakalı bir olumlama da yapmış olayım. Çünkü biliyorsunuz, hep söylüyoruz, ekonomi aslında psikoloji yönetimiyle de çok alakalı. Enflasyonun esas düşüşü kişilerin artık ya bundan daha fazla da artmaz, ben de artık bunu almayayım dediği yerde düşecek diye düşünüyorum. Yani şu an mesela neden konut alınmıyor? Çünkü şöyle düşünüyor insanlar. Ben etrafımda, çevremde gördüğüm örneklerde, ya ben bunu almayayım çünkü bu fiyatlar çok yüksek. Ben alırsam yarın öbür gün bu fiyatlar düşer, boşuna zarar ederim. En iyisi almayayım. Alamamanın dışında, yani Onur Bey'in açıkladığı işte kredilerin çıkmayışı veya krediyle artık ev alınamayışının dışında, maaşların buna karşılamayışı dışında bir de böyle bir durum var. Yani yatırım için almayı düşünenler bile aslında bu alımları yapamıyorlar. Yani yapmıyorlar çünkü aslında para kaybedeceklerini düşünüyorlar. İşte aslında bu enflasyonun düşmesi için beklediğimiz psikolojik nokta
olarak ben bunu tanımlayabilirim. Bu noktada enflasyonla alakalı bu yılın yani bu yılla alakalı yükseliş anketine ben de katılıyorum. Biraz daha benim de beklentim yükseldi. Çünkü bu vergi zamlarıyla beraber ve marketlerde, raflarda gördüğümüz işte kişi yani bu artışlarda gördüğümüz de bunu destekler nitelikte. Ama yerel seçimden sonra bunu yani değerlendiriyoruz. Şimdi bu geçiş aşaması da tamamlanmış olacak. İşte KKM ile kur korumalı mevduatta da aynı şekilde orada da bir geçiş durumu söz konusu olacak. Her açıdan hem makro politikalarda hem mikro politikalarda bu geçiş yerel seçimle beraber daha böyle nasıl denir yumuşak bir şekilde zamana yayılmış bir şekilde yapılmış olacak ve yerel seçimden sonra ise gerçekten enflasyonla mücadelenin başlayacağına inanıyorum. Yani her şeye rağmen ben ülkemizle alakalı çok umutluyum. Bunu hep söylüyorum. Güveniyorum yönetimimize, hükümetimize. Bir şekilde bu biz bu sorunların altından da kalkacağız. Bakın çünkü uluslararası sistemde Türkiye'nin yerini, önemini görüyoruz. Bu konuda bu ekonomiyle alakalı bizim bu enflasyonla olan mücadelemizde en nihayetinde ama kısa vadede değil muhakkak ki olumlu şekilde çözüleceğine ben inancımı yineliyorum. Evet kesinlikle öyle zaten çözülmek mecburiyetinde çünkü enflasyonla mücadelemiz başarılı olmadan diğer konularda da kalıcı bir çözüm aslında tesis edemediğimizi görüyoruz. Çünkü hepsi enflasyonun yükselmesiyle beraber yapılan aslında gelişmeler bir nevi olsun olumsuz etkileniyor. Gerçi küresel olarak enflasyonun mücadele edildiği de bir dönemdeyiz. Çok kısa 5 dakikada alabilirsem sizden de yorum Onur Bey enflasyon beklentilerini aslında önümüzdeki dönemi ilişki Merkez Bankası katılımcı piyasa anketinden gelen sonuçlarda enflasyon beklentilerinin yıl sonu için yükseldiğini görüyoruz. Yine dolar TL beklentisinde de yükseliş var. Büyüme beklentileri olumlu gitse de bu konudaki sizin değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? 5 dakikada alabilirsek. Şimdi Merkez Bankası enflasyon beklentisini yüksek tutup aslında yani ben bundan da böyle daha fazla bir ekonomist olarak yıl sonunda enflasyonun daha fazla yükseleceğini falan düşünmüyorum. Ama Merkez Bankası burada piyasalara enflasyon beklentisini fazla tutup aslında dezenflasyonla beraber sert bir enflasyonun düşüşü planlıyor. Yani ben şimdi baktığınızda evet biz konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makro boyutta ekonomisine baktığınız zaman şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti G20'nin içinde yani dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin içinde ve 11. sırada birden başladığınızda ülkeler arasında en güçlü ekonomiye sahip 11. sırada bir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bakın burada yani Türkiye'deki şu andaki enflasyon tüketim alışkanlığı ülkedeki efendime söyleyeyim o tüketim alışkanlığı inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde falan yok ben sürekli seyahat ettiğim için görüyorum. Türkiye bilimsel olarak ispatlanmış 400 milyon insanı dünyanın en yüksek milli geliriyle kaynaklar doğru kullanımına bakabilecek bir ülke ve bakın işte seçimlerden sonra ben soran eş dosta söylemiştim borsanın Türkiye borsası demek, bakın İMKB, İstanbul borsası devlet demek, Türkiye devlet demektir. Şimdi borsadaki şu an kazanılan parayı hiçbir ticarette, hiçbir yatırımda kazanamazsınız. Ve ben yine söylüyorum ben şu an sosyal güvenlik uzmanlığı ve müşavirliği yapıyorum. Fakat ekonomist kimliğimle söylüyorum. Şimdi dövizde işte 25 bin lirayken alıp bunu işte 30-35 olarak beklentiye girilen piyasalarda bence Merkez Bankamız burada da bir ters köşe yapacak döviz manipülasyonu. Böyle dövizi falan da yükseleceği falan yok. Yani öyle bir 30-35 gibi rakamların falan şu anda uygulanan para politikasıyla imkansız bir şekilde ki dövizin Türkiye'de 30-35 bin lira olması ve daha işte geçecektir. Ve yıl sonunda Merkez Bankası'nın söylediği enflasyon
beklentisinin ben yüksek değil, daha düşük olacağı inancındayım. Çünkü dezenflasyon için piyasalara böyle bir talebe sokuyor. Nihayetinde Merkez Bankası da az önce söyledik, para politikası uyguluyor. Bakın adı üstünde, para politikası. Bazen ekonomilerde Merkez Bankası'yla hükümet devletin ve milletin kazancı için ters köşeye yatırır. Şu anda Merkez Bankası da yıl sonu o enflasyon beklentisiyle, o enflasyon tahminleriyle böyle yapıyor. O enflasyon oranının olması mümkün değil. Hı hı. Türkiye'de daha bundan fazla enflasyon olmasını da mümkün atıyor. Çünkü dediğim gibi enflasyona en körükleyen konut piyasaları, konut inşaat sektörü başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen, ikinci sırada gıda fiyatları gelmiş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet özellikle biliyorsunuz stokçulara karşı, hı hı, efendime keyfi zamlara karşı bir ticaret bakanlığı bunlarla ilgili üzerinde çalışıyor, bir önlem yapıyorlar. Yani burada asgari ücret 11 bin lira oldu. Biz de %34 zam yapalım gıdaya. Sen ne yapıyorsun? Evet, ne yazık ki. Aldın, 34 zam mı yaptı? Ortak mısın herkesin aldığı maaşa sen? Asgari ücret için şimdi biz 20 bin lira yapsak sen de %100 sütlü ekmek fiyatını mı yükselteceksin, oturduğun yerde etiket basıyorsun? Elemanların çoğu, markette çalışan elemanların yarısı etiket değiştirmek için uğraşıyorlar. Evet. Sanki hükümetin verdiği zamma ortak, sanki asgari ücretliye ortak, maşallah, hı-hı, zincir marketlerde de milletin cebinde, devletin vereceği maaşa ortak sanki. Bunlara göre maaş bağlanıyor, bunun yaptığı enflasyonu körüklediği gıda fiyatına göre zam yapılıyor. Ya bunu 6 ayda bir zam yapılır mı ki? 6 aya bindirdik. Bu gidişler 3 aya bindireceğiz. Ne evet, var? 3 tane market zincirinin yüzünde. Çok haklısınız gerçekten de Onur Bey. Son cümlenizi alabilirsek kapatmamız gerekiyor. Eklemek istedikleriniz varsa. Evet. Yani ben bu yıl sonuna kadar Türkiye'deki bu hiper enflasyonla ben başa çıkacağını umuyorum. Bakın biz, hı hı, ne kadar ekonomi konuşalım, bizim ülkemizde G20'nin içinde bir ülkeyiz. Güçlü bir ülkeyiz. Gayri safi milli hasılamız 1 trilyona yaklaşıyor. Ülkede her şey üretiliyor. Türkiye güçlü ülke. Bunların üstesinden gelir. Fakat Türkiye'nin son 50 yıldır kronik sorunu gelir dağılımı adaletsizliğinde de OECD ülkelerinin içinde sondan 3. sıradayız. Şimdi bir kesim var. 320 litre süt banyosunun içinde sütle güzellik banyosu yapıyor. Hı hı. Bir kesim var, çocuğuna 1 kilo süt kullanıyor. Evet, çok doğru bir nokta. Çok doğru bir nokta, haklısınız. Bu gelir dağılımı adaletsizliğini Türkiye'nin çözmesi gerekiyor. Bunun haricinde efendim dolar şöyle mi olur? Borsa düşer mi? Enflasyon daha yükselir mi? Hiçbir şey olmaz. Evet, çok tam doğru. Tam tersi olur. Enflasyon da düşecek. Borsa daha fazla kazandıracak. Döviz de asla 30 bin, 35 bin falan olmayacak. Böyle bir şey de olmayacak. Bakın yıl sonunda yine program yapacağız inşallah. Bakalım, hmm, döviz fiyatlarına, işte ben burada canlı yayında ifade ediyorum. Nasıl ters köşeye yatırıyor, 35 bin lira olacak deyip de dolar molar bilmem ne körüken, onları da bakacağız. Ama bu konut fiyatları ve kiralarla 3 tane market zincirlerine, gıda tekelcilerine önlem aldığımız zaman, hı-hı, bizim vatandaşımız rahatlayacak ve dolayısıyla da çok böyle kronik sorunlar olmayacak. Teşekkür, evet, ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçenur Hocam. Onur Bey, yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz, katkılarınız için. Biz de ailen sürenin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Fatma Nur Hanım. İyi akşamlar. Evet, gerçekten de çok aslında çok önemli noktalar vardı. Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi ama Türkiye'de aslında gelir adaletsizliğine, gelir eşitsizliğine dikkat çekti konuklarımız. Özellikle Onur Bey'in yorumları dikkate alınması gereken yorumlar. Çünkü en düşük gelirli kesimin aslında koşulları iyileştirilmedikçe, refahı yükseltilmedikçe aslında gerçek manada ülke olarak kalkınmamız ve büyümemiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu konuda da aslında birazcık daha belki de odaklanmamız gereken unsurlardan bir tanesi. Biz ailen sürenin bugün için sonuna geldik. Bugün programımızda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçenur Ekinci Furtan'a ve sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal'ı ağırladık. Birlikte ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.